Değerli bir konuğumuz var. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş'la beraberiz. Sayın Hocam, radyomuza ve programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizinle 2019 yılında yapılan faaliyetleri ve genel olarak çalışmalarınızı değerlendireceğiz. İlk olarak şunu söyleyelim, yaklaşık bir yıl önce yine bir yayında radyomuzdan dinleyicilerimize seslenmiştiniz. Geçen süreçte neler oldu? Konuşmaya başlayalım isterseniz. 2019 yılı siz ve üniversite açısından nasıl geçti hocam? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Bir yılı devirdik. Rektörlük görevim üzerinden yaklaşık 14 ay süre geçti. 2019 yılı aslında dediğiniz gibi bir yıl önce buradaydık. Tam bir değerlendirme yapmak için 2019 yılını tamamlamış olmak aslında bizim için de iyi bir fırsat oldu. Açıkçası yeni bir üniversite olarak Afyonkoca'da bir üniversitesinden ayrılarak kurulmuş olmasına rağmen tematik bir üniversite olarak baktığımızda tamamen yeni bir üniversite olarak, yeni kurulan bir üniversite olarak oldukça hızlı, yoğun bir yıl geçirmiş olduk. Bu yıl, bu bir yıllık süre içerisinde öncelikle üniversitenin idari olarak yapılanması, bunun yanında mevcut olan akademik kadronun güçlendirilmesi ve hastanenin hem teknik cihaz ekipman hem de fiziki şartların düzeltilmesi konusunda bir yıl boyunca koşturduk, çalıştık. Bunları bir kısmında tamamlamış olduk. Evet. Birçok da yenilik uygulanır oldu hem hastanede hem diğer fakültelerde. Şöyle ana hatlarıyla yapılan çalışmaları değerlendirelim dilersiniz. Olur. Öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi bizim buraya geldiğimizde tematik bir üniversite olması nedeniyle, sağlık alanında faaliyet gösteren bir üniversite olması nedeniyle temel ve ilk hedefimiz buradaki akademik personelin güçlendirilmesi oldu. Hı hı. Bu bir yıllık süre içerisinde neredeyse Türkiye'nin her tarafını tarayarak bir kısmı eski tanıdıklarımızdan, bir kısmı da yeni ilk defa tanıdığımız, bildiğimiz hocalarımızdan olmak üzere buradaki akademik kadroyu büyük oranda genişlettik, büyüttük ve geliştirdik. Bu süre içerisinde tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültesi ve meslek yüksek okulları olmak üzere hem akademik yükselme hem de yeni kadro olarak yüzün üzerinde yeni hocamızı ilimize, üniversitemize kazandırmış olduk. Profesör ve doçentlerimizin sayısını arttırdık. Orada Afyon'da olmayan bazı bölümleri de bazı bölümlerdeki hocalarımızı da üniversitemize kazandırmış olduk. Hı hı. Sonuç olarak 4 fakülte, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültesi ve 3 sağlık hizmetleri meslek yüksek okul olmak üzere Atatürk, Şuruk ve Bolivadin'de 1 enstitü, 1 iktisadi işletme ve 3 merkezle şu anda hizmetimize devam ediyoruz. Bu süre içerisinde eczacılık fakültemiz ilk defa olarak öğrenci almaya başladı. Bunun yanında Şuhut ve Bolvadin'de, Şuhut'ta 2 tane, Bolvadin'de 1 tane olmak üzere meslek yüksek okulu da hizmete girmiş oldu bu süre içerisinde. Üniversitemiz toplamda 6200 civarında şu anda öğrenciyle hizmet veriyor. Başladığımızda 5000 civarında öğrencimiz vardı. Akademisyen sayımızı dediğimiz gibi arttırdım. Şu anda toplamda 425 akademisyen ve 1250 civarında da akademik personelde hizmetimize devam ediyoruz. Hı hı. Şimdi akademik personelin güçlendirilmesi yanında özellikle de idari bürolarda çalışan ve yardımcı sağlık personeli konusunda da girişimlerimiz sonucunda yaklaşık 120 civarında yardımcı sağlık personeli ve yaklaşık 40 civarında da idari büro personeli de yine üniversitemize kazandırmış olduk. Şimdi akademik personelin geliştirilmesinin yanında hastanenin fiziki şartlarının, üniversitenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda da bu süre içerisinde çalışmalarımız oldu. Temel olarak üniversitenin yapılanmasında o hepimizin bildiği, Afyon'da yaşayan vatandaşlarımızın bildiği o İzmir-Afyon yolu üzerinde sağ taraftaki kampüsü temelde iki bölüme
ayırdık. Kampüsün sağ tarafı, o hastane bloklarının olduğu taraf daha çok sağlık hizmet bloğu veya bölümü. Sol taraf ise daha çok eğitim ve idari blok olarak yapılandırmaya başladık. Bu Afyon'da yerleşmiş olan ve üniversitemizin ilk temellerine atıldığı, ilk sağlık hizmetinin verildiği o mavi hastane olarak bilinen A blok binası şu anda daha çok idari bina olarak kullanılıyor ve burada da burada bulunan kliniklerin neredeyse tamamını, sadece psikiyatri bölüm kalacak şekilde tamamını sağ tarafa diğer sağlık hizmeti verilen blok içerisine taşıdık. Buradaki çocuk acil dahil olmak üzere çocuk polikliniğini, yeni doğan yoğun bakım kliniğini, kardiyovasküler cerrahi bölümlerini, ameliyathanelerini hepsini yeni yapılan F blok, D blok ve C bloktaki hastanelerin içerisine taşıdık. Hı hı. Bu büyük oranda geçen sene çok ciddi eleştiri aldığımız veya şikayet aldığımız sorunun azalmasına neden oldu. Nedir bu? Hastanenin süreç içerisinde, yıllar içerisinde yapılanması sürecinde daha doğrusu ekleme binalar, tabii ki ihtiyaç arttıkça ekleme binalar yapılmış. Dolayısıyla bazı hizmetler farklı binalarda veriliyor. Mesela çocuk acil A bloktaydı daha önce, mavi hastane olarak bildiğimiz yerdeydi. Gece bir görüntüleme ihtiyacınız olduğunda veya başka bir tetkik veya yatış ihtiyacınız olduğunda, özellikle kış aylarında yağmurun, karın, soğuğun olduğu dönemlerde hastaların, çocukların aileleriyle öbür bloklara taşınması ciddi sıkıntı oluşturuyordu. Şu anda yeni yapılanmamızda artık C, D ve F bloklarında hastalar hastane kapısından girdiklerinde gerekirse tünelde, gerekirse diğer bağlantılarla hiç dışarıya çıkmadan, muhatap olmadan bina içerisinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldiler. Şu anda A blokta da yaklaşık toplamda 19 bölüm, 15 derslik, 4 laboratuvar olmak üzere muhtemelen bir 15-20 gün içerisinde inşaatımız tamamen bitecek. Öğrencilerimizin, tabii sayı arttı bu arada, öğrenci sayısı da arttı. Yeni bölümler açıldı, Eczacılık Fakültesi başta olmak üzere fakülteler kuruldu. Derslik ihtiyaç çok arttı, laboratuvar ihtiyacımız ortaya çıktı. Yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde tamamen bitecek ve hizmete açılacak. İnşallah burada yeni dersliklerimizle, yeni laboratuvarlarımızla burada öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacağız. İç donanımı tamamen son derece modern olacak şekilde dizayn edildi. Bunun yanında yeni yapılmış olan F blok, onkoloji binası olarak binada da ilimizin önemli ihtiyaçlarından birisi olan yoğun bakım yatak sayısını arttırdık. Burada yaklaşık 25 yataklı bir erişkin yoğun bakım ünitesi, 28 yataklı ve hep söylüyorum, gururla söylüyorum, Türkiye'nin en modern, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinden birisi. Bu çok önemli çünkü bu konuda ciddi ihtiyaçlar ihtiyaç vardı. Biz zaten niyetlendik, yani mümkün olduğu kadar Afyon'da çok özel, çok uç tanı veya hastalıklar dışında Afyon dışına hasta göndermek istemiyoruz. Hı hı. Artı ilimizde hiç olmayan çocuk yoğun bakım ünitemizi açtık. Tabii çocuk yoğun bakım çok çok önemli. Bu hastaların tamamı neredeyse ilimizden diğer illere, büyük şehirlere sevk edilmek zorunda kalıyordu. Yeni doğanda buna dahil olmak üzere önemli bir kısmı dışarıya sevk de gidiyordu. Artık bundan sonra tabii burada dediğim gibi akademik kadroyu da güçlendirdik. Bir yeni doğan yoğun bakım hocamız vardı. Şimdi ikincisini getirdik. Ben de dahil olursa, hı hı, üç tane yeni doğan yoğun bakımcı var elimizde. Çocuk yoğun bakım uzmanı. Birazcık da kavga dövüşle ilimize bir çocuk yoğun bakım uzmanı da kazandırmış olduk. Şu anda kendisi Kanada'da. Hemen hemen böylece herhalde eksik branşta kalmıyor, evet, hocam. Kalmamış oldu. 1 Şubat'ta da çocuk yoğun bakım uzmanımız görevine başlamış olacak. Dolayısıyla çocuk yoğun bakım hastalarımızla İnşallah ilimizde tedavisini sağlayacağız. Diyaliz ünitemizin şartları kötüydü. Hı hı. Tamamen baştan aşağı inşa ettiğimiz bir diyaliz ünitemiz var. Artık hastaların insani şartlarda hem tedavisini alacak, televizyonu seyredecek. Bu arada tertemiz yataklarda tedavisini almaya devam edecek, dinlenecek. Diyaliz ünitemizi de hizmete açtık. Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında gerçekten ilimize yakışır tarzda oldukça modern, ki bu dediğimiz yatakların ve hasta odaların çok büyük bir kısmı banyolu, tuvaletli odalar.
kardiyoloji ve kardiyoloji cerrahi birimlerini tek bir blokta, tek bir katta topladık. Koroner yoğun bakım, yeni bir koroner yoğun bakım yaptık. Ve burada da akademik ekibimizi, hoca ekibimizi güçlendirdik. Şu anda yine biraz önce örnekte verdiğim o verdiğim gibi ilimizde yani neredeyse kalp akciğer nakli dışında tüm hastalıkları müdahale edebilecek durumdayız. Ufak tefek eksiklerimiz var. Cihazlarla ilgili bazı sıkıntılarımız var ama onlar da şu anda büyük oranda alım sürecinde. İnşallah ilimizden dışarıya hasta göndermemeyi, vatandaşlarımızın ihtiyacını burada görmeye çalışacağız. Bir vatandaşın, bir hastamızın il dışına çıkması gerçekten büyük eziyet. Şimdi sadece bir hastanın gitmesiyle olay bitmiyor aslında. Tabii ki. Yanında bir eşi, dostu, akrabası, babası, kardeşi, ailesiyle gitmek zorunda kalıyor. Bunun yol ücreti, benzin parası, otobüs parası, oradaki konaklama ücreti. Tabii hiçbir zaman ilinizdeki memleketinize kadar rahat olamazsınız. Kesinlikle. Bu olayın verdiği huzursuzluk, sıkıntılar, bütün bunları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Diğer bölümlerde de dediğim gibi ciddi iyileştirmeler sağladık. Hemen hemen bir sürü sorun aşılmışa benziyor hocam. Evet, eksiklerimiz tabii ki var. Düzeltilmesi gereken hala şeyler var ama bunları da tamamlamaya çalışacağız. Ya örnek vereyim mesela. Ya ilimiz, yani yine gururla söyleyeceğim, üniversitemiz Türkiye'nin en iyi fizik tedavi merkezlerinden birisine sahip. Evet, bu da ama çok önemli. Yetmiyor. Toplam 110 yatağımız var. Yoğun bir tane dolumlukla çalışıyoruz. Şu anda ikinci yıla randevumuz var. Yani yeni gelen hastalar ancak ikinci yıla randevu verebiliyoruz. Acil olarak tabii ki bizim mutlaka bir daha büyük 400-500 yataklı bir fizik tedavi hastanesine ihtiyacımız var. Bunun yanında kampüs dışında olan tek bölümümüz olan, birimimiz olan diş hekimliği fakültemiz var. Onu da inşallah nasip eder, ödeneğimizi alabilirsek kampüs içerisine diş hekimliği fakültemizi ve hastanemizi ve polikliniklerini kampüs içerisine taşımaya da niyetimiz var. Diş hekimliği fakültesinde de yoğun bir hasta talebi var hocam. Çok fazla, evet. İnsanlar gerçekten ilgi gösteriyor. Umarız ki orada da bir düzenleme sağlanır. İnşallah. Tabii bu arada sosyal faaliyetlere de devam ettik. Yani hasta memnuniyetini sağlamanın yanında çalışan memnuniyetini sağlamak gerekiyor. Çünkü siz çalışanı ne kadar çok memnun ederseniz o kadar kaliteli hizmet alırsınız. O yüzden kantinler başta olmak üzere, daha önce hepimizin bildiği bir lezzet durağı, şimdi bir orada bir üniversitemizin iktisadi işletmesine bağlı bir yer var. Bir kafeterya. Yani. Kafeterya oranın fiziki şartlarını ciddi oranda değiştirerek, yani gece gündüz bizim oradaki personelimiz, hastalarımız, hasta yakınlarımızın insani şartlarda kaliteli hizmet alabilecek bir kafe restoranımız var. Kafe açmıyor. Kantinlerimizde şu anda ciddi bir revizyon yapıyoruz ve ilginç olarak burada mesela Afşin kafede ve bu kantinlerimizde sattığımız ürünleri ve satacağımız ürünleri tamamını şu anda üniversitemiz bünyesinde daha önceki dönemde rektör hocamız Mustafa Solak hocamızın yaptırmış olduğu bir fırın vardı. Şu anda bütün ürünlerimizi kendi fırınımızda yapıp hazırlayıp vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Sadece hasta ve yakınları değil aslında il merkezinden de sırf kafeterya için gelenler olduğunu duyuyoruz. Evet. Bu arada ilimizin önemli hayırseverlerinden birisi. Sadece elimizde değil, Türkiye'nin dört tarafında okullar, yurtlar, bakım evleri yapmış olan Sayın Özcan Halaç'ın desteğiyle de geçen hafta içerisinde protokolümüzü imzaladık. Üniversite kampüsü içerisinde hasta ve yakınlarının konaklayacağı, diğer insani ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir misafirhane projemiz var. Tamamen binanın yapımı Özcan Halaç tarafından karşılanacak. Tefrişat ve diğer teçhizatları üniversite tarafından karşılanacak. Burada yaklaşık 64 odalı, hepsi ayrı banyolu, tuvaletli, 64 odalı bir merkez yapılıyor. Bu binanın yaklaşık yarısı buraya il dışından gelen, konaklama ihtiyacı sıkıntı olan veya hastasıyla beraber kalmak zorunda kalan hasta ve yakınlarının konaklayacağı ve diğer ihtiyaçlarını göreceği misafirhane olarak hizmet verecek. Geri kalan yarısı da yine ilimizin bir başka önemli ihtiyacı. Uzun süre yatmak zorunda kalan
bizim palyatif hastası olarak tabir ettiğimiz, yani hastaneden gönderemediğiniz ama çok yoğun sağlık bakım hizmeti almak zorunda kalmayan hastaları konaklayacağım palyatif bakım merkezi olarak da hizmet verecek. Bunun yanında bu bina aynı zamanda bizim farklı sosyal aktiviteler içinde kullanacağımız bir bina olacak. Örneğin bir projemiz var. Nedir hocam? Askıda elbise projemiz olacak. Afsü butik açacağız burada. İhtiyaç sahibi olan insanların gelip giyinecek ölçüsüne göre kıyafetini herhangi bir ücret ödemeden buradan giyinip gidecek ihtiyaç sahiplerinin hizmet alacağı bir afsü butik projemiz de var. İnşallah bu binada yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve hizmete, vatandaşın hizmetine girmiş olacak. Evet. Sizi konuk alacağımızı duyurduğumuzda yurt yapılacak mı sorusu da geldi. Evet. Afsü bünyesinde ne dersiniz? Şimdi bu konuda yani biz üniversite olarak yurt yapmayacağız. Ancak niye yapmayacağız? Bu bir ihtiyaç. Önce de onu söyleyeyim. Evet. Kocatepe Üniversitesi'nin kendi kampüsü içerisinde şu anda veya yakınında yurtlar var ama... Hem kredi yurtlara ait hem özel evet. girişimcilerin yurtlara ait. Biz niye böyle bir şey niyetlenmedik? Çünkü Kredi Yurtlar Kurumu burada bir yurt planı var. Bununla ilgili büyük oranda fizibilite çalışmaları tamamlandı. Üniversite kampüsünün yakınında bir yurt planlaması var. Bu iş tamamen Kredi Yurtlar Kurumu tarafından finanse edilecek ve karşılanacak. O yüzden onların projelerinin tamamlanmasını ve Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurdun açılmasını bekliyoruz. Evet. Bu da ilgililere duyurulmuş olan bir müjde diyelim. Efendim şehrin dinamikleriyle de yakın ilişkinizi koruyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Nasıl geçti bir yıl şehirdekilerle ilişkiler bakımından? Şimdi geçen yılki konuşmada da söyledim. Hı-hı. Yani Afyon'a alıştınız mı sorusu sorulduğunda hiç yabancılık çekmedim ki demiştim. Evet, evet hiç yabancılık çekmedim. Yani benim bir evim ya yani bir yurdum oldu. Hiç açıkçası tekrar söylüyorum yabancılık çekmediğim, garipsemediğim bir şehir oldu Afyon benim için. Ben Aydınlıyım. Yıllarca Ankara Aydın arasında 30 yıl boyunca gittim geldim. Zaten her zaman uğradığım, konakladığım, hizmet aldığım bir yerdi. Aydın doğduğum yer, Ankara yaşadığım, çalıştığım, yemek, ekmek yediğim yer oldu. Ve burası da benim yurdum oldu, yaşadığım yer oldu. Yani üçüncü ilim oldu Afyon benim. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Bu sadece coğrafi olarak değil, yaşam şartları olarak değil, aynı zamanda İnsanlar olarak da hiç açıkçası sıkıntı çekmedim. Yani ilin valisinden, milletvekiline, bakanına, bürokratlarına ve vatandaşına kadar açıkçası herkes bizi kucakladı. Biz de onları kucakladık. Çok samimi bir ortamda. Yeni yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar burada edindik. Hem akademik kadromuz hem üniversite kadromuz, personelimiz hem de ildeki diğer tüm vatandaşlarımızla açıkçası tamamen kendi evimiz, kendi yurdumuz gibi çok sıcak bir ortamda bir yıl geçirmiş olduk. Ne güzel. Rabbim ne kadar nasip ederse burada çalışmak. Hı hı. İnşallah bundan sonra da bu sıcaklığın, bu dostluğun, bu arkadaşlığın, bu muhabbetin devam etmesini diliyoruz. Evet. Öyle olacağını da düşünüyorum. Umarız ki daha nice uzun yıllar bu güzel hizmetleriniz devam eder. Yeni açılan fakültelerin durumuna ilişkin de birkaç bilgi rica edelim sizden hocam. Şimdi... Yeni açılan fakültemiz olarak Eczacılık Fakültemiz var. Eczacılık Fakültesi açıkçası Türkiye'de eczacı sayısının fazla olması, yeni Eczacılık Fakültenin açılması yönünde bir karşı duruş vardı. Hı hı. Fakat biz Eczacılık Fakültesi'ne öğrenci alma talebiyle YÖK Başkanımıza gittiğimizde bize ne yapacaksınız farklı olarak? Yani sizin tercih edilmemiz, burada Eczacılık Fakültesi'ne öğrenci gelmesi ve buradan eczacılar yetiştirilmesi konusunda ne farklı bir şey yapacaksınız, farklılığınız ne olacak dediğinde biz açıkçası kafamdan geçen projeyi kendisine sundum. Evet. Çok hoşuna gitti. Hiç tereddüt etmeden burada bir
Eczacılık Fakültesi açılması ve öğrenci alınması konusunda destek verdiler. Nedir o farklı projemiz? Ben bunu birçok yerde, birçok mecrada dile getirdim. Şimdi ülkemizin önemli sorunlarından birisi, ekonomik olarak da ciddi yük getiren sorunlardan birisi, aslında iki tane temel bizim ülkemizin ekonomik gelişimine veya sürecine sıkıntı oluşturan iki temel şeyimiz var şu anda. Bir savunma sanayi. Hı hı. Bir diğeri de bana göre sağlık ve ilaç sanayi. Kesinlikle. Şimdi eczacı ilaç geliştiren, ilaç üreten kişi demektir ve bu ilacın hekimlerin kontrolünde tedavide kullanılmasını sağlayan kişidir bunlar. Ancak ülkemizde bana göre birçok eczacılık fakültesinde teorik bilgiyle doldurulmuş ve sahaya çıktığında eczacı kalfası olarak eczanelerde çalışan, fırsat bulduğunda, yer bulduğunda bir eczane açıp hayatını idame ettirmeye çalışan insanlar şeklinde mezunlar veriyorlar. Biz dedik ki, biz gerçek eczacı yetiştirmek istiyoruz. Yani sahaya çıktığında eczacı kalfalı değil, gerçek ilaç üretebilecek, ilaç sanayinde çalışabilecek ki bunu sanayide çalışan ilaç üreticileriyle görüştüğümüzde hepsi aynı şeyi söyledi. Çünkü ilaç sanayinde şu anda çalışan insanların çok büyük bir kısmı alaylı. Hı hı. Yani bunlar daha sonra çıraklık eğitimden geçmiş gibi eğitim alıp kendini geliştiren insanlar. Ama baktığınızda sahada çalışan çok az eczacı var. Gerçek eczacılık fakültesi mezun insanlar var. Dediler ki biz gerçek eczacı aldığımızda, fabrikaya soktuğumuzda, Ar-Ge merkezine soktuğumuzda sanki bambaşka bir gezegene gelmiş gibi bakıyorlar. Çünkü altta böyle bir tecrübe yok. Doğru. Böyle bir geçmiş yok. Pratik yok. Pratik yok. Dedik ki biz gerçek eczacı yetiştireceğiz. Nasıl yetiştireceğiz? Bir kere dört dörtlük teorik eğitim vereceğiz. Hı hı. Bunun için de akademik kadro gerekiyor. Ki yeni kurulan bir üniversite için getirdiğimiz akademik kadro. Hacettepe, evet. Gazi. Dekan vekili hocamızı evet. Konuk aldık. Evet. Gerçekten çok güzel bir kadro kurduk. Detaylı bir teorik eğitim seven birisi. Çok güzel olacak. İki, laboratuvar eğitimi. Teorik eğitim yanında laboratuvar eğitimi çok iyi olsun. Birinci sınıfta laboratuvar dersi yok. Biraz önce bahsettiğim şu anda 4 tane eczacılık laboratuvarı son derece modern bir şekilde şu anda inşaatı tamamlanmış. Neredeyse bitmek üzere bir 15 gün içerisinde de inşallah orayı da tamamlamış açmış olacağız. Laboratuvar eğitimi alacak. Bunun yanında son yıl biz ilk defa Türkiye'de 5 yıllık eczacılık eğitiminin son yılını intern eczacılık olarak programımıza aldık. Hı hı. Son yılında eczacılık fakültesi öğrencileri yarısını klinikte, yarısını da açmaya niyetlendiğimiz eczacılık ilaç üretim tesisinde bizatihi çalışarak ve bunun yanında da üniversitemize ait Ar-Ge merkezinde de çalışmalarını yaparak mezun etmek istiyoruz dedik. Bu YÖK'ün gerçekten çok hoşuna gitti. Tabi risk de içeriyordu bu sözler. Rabbim yardım etti. Bir Türkiye'nin önemli ilaç üreticilerinden bir firmanın, bir şirketin yöneticisinin koşulsuz desteğiyle tamamen bağış olarak şu anda inşaatına başladık. Tüm maliyeti karşılanmış şekilde şu anda ilaç üretim tesisimizin inşaatı başladı. İnşallah bir 6-7 ay içerisinde buranın süreci de tamamlanmış olacak. Dolayısıyla biz gerçekten teorik laboratuvar eğitiminin yanında pratik eğitimini almış, sahaya çıktığında ilaç üretiminin araştırma, çalışma, Ar-Ge ve üretim aşaması basamaklarının tamamına hakim eczacı yetiştireceğiz dedik. Ve öğrenci alırken de bu niyetimizi açık ettik, anlattık. Birçok yerde, basında, sosyal medyada ve gerçekten şaşırtıcı bir şekilde ilk defa öğrenci almamıza rağmen şu anda Türkiye'de eczacılık fakülteleri içerisinde 13. sırada öğrenci aldık. Harika. Yani yüksek puanla ilgide gördüm. İlgide gördüm. Ki önümüzdeki yıl muhtemelen bu yaptıklarımızı da anlattıktan sonra büyük ihtimalle çok daha yüksek puanlarla üniversitemize öğrenci alacağız. Hı-hı. Ve niyetimiz bunu da söyledik, iddia da ettik. İnşallah 4-5 yıl sonra ilk mezunları verdiğimizde üniversitemiz Türkiye'nin ilk 3 eczacılık fakültesinden birisi olsun diye niyetlendik. Tabii ilaçtan bahsetmişken bizim bu üniversitede
kendimize hedef seçtiğimiz normal işte sağlık eğitimi ve sağlık hizmeti sunumu, ki bunlar en kaliteli, en iyi şekilde, en etkin şekilde yapabilmek temel hedefimiz. Bunun yanında da özellikle termal sağlık turizmi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve ilaç bizim önümüze hedef olarak koyduğumuz alanlardı. Üç temel alandı. İlaç kısmında büyük oranda yol aldık, ciddi yol aldık ki hakikaten bir yıllık süre Türkiye'de bu işlerin bir üniversitede, bir akademide geliştirilmesi, hayata geçirilmesi için gerçekten çok kısa bir süre. Bunun yanında tıbbi aromatik bitkiler konusunda çalışmalarımız var. Hem üretim hem de bunların tıbbi yararlı ürün katkı maddesi hem de ilaç haline dönüştürülmesi için. Ben üniversitemizden söz verdim. Akademisyenlere ve o sözümüzü tuttuk. Bilimsel araştırma projesi kapsamında yaklaşık 6 milyon liralık sadece araştırmaya destek verdik üniversitemizde. Bir diğer alanda termal sağlık turizmi. Yani termal sağlık turizmi, tıbbi aromatik bitkiler ve ilaç konuları bizim hedefimiz oldu. Çok önemli üçü de. Termal sağlık turizmi konusunda da hem bizim fizik tedavi hastanemizin, ki Türkiye'de 6 termal havuzlu tek örnektir. En büyük birimdir fizik tedavi birimimiz. Hem üniversitemizdeki hastanenin geliştirilmesi, büyütülmesi hem de ki yarın onunla ilgili Ankara'da bir toplantımız da var. İlimize bir termal sağlık kenti kazandırılması. Doğru. En az 1500 yataklı, uluslararası hastaya da hizmet verecek şekilde içerisinde yaşlı engelli bakım merkezi ve diğer rehabilitasyon merkezinin olacağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tatipleriyle termal sağlık kenti yapılması amacıyla tahsis edilmiş 750 dönümlük arazide üniversitemizin tam karşısında bir termal sağlık kenti kurma projemiz de var, niyetimiz de var. Çalışmalarımız inşallah sonuç verir ise ilimize bu kenti de termal kenti kazandırmak istiyoruz. Dinleyicilerimizden ulaşan birkaç ileti var. Sizi yakalamışken soralım. Vimeyra Hanım, Afsü Kafe gerçekten çok güzel. Sayın Rektörümüze teşekkür ederiz diyor. Gelen pek çok tebrik mesajı var Afsü Kafe'ye ilişkin. Diş Hekimliği Fakültesinde uzman yetersizliği var. Umarız bu bir an önce giderilir demiş Gönül Hanım. Şimdi buna çok katılmayacağım. Yani neredeyse dişle ilgili uzmanlık alanlarının tamamına yakınında şu anda uzmanımız var. Belki hocamız talep fazla da var. Olduğu için vatandaş çok fazla talep var. Evet. Yani burada sıkıntı o. Mesela geçen bir basında da bir haber çıktı. İşte çocuk nörolojisinde randevu alamıyoruz. İşte telefonlarımız cevap vermiyor tarzında. Şimdi şunu söyleyeyim aklımıza. 6 ay öncesine kadar üniversitemizde çocuk nöroloji doktoru yoktu. Bu hastaların büyük bir kısmı il dışına gitmek zorunda kalıyordu. Çocuk endokrin alanında mesela sıkıntımız var. Çocuk endokrin hocamızı aldık. En son çıktığımız ilanda hocamızı aldık. Benim eski öğrencilerimden. İnşallah o da gelecek. Bu hastalarımızın bir kısmı, özellikle endokrin hastalar, diyabetli veya diğer hormon bozukluğu hastalar Ankara'ya başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. İnşallah bunu büyük oranda azaltacağız ama bu ilde şu anda tek bir çocuk nöroloji doktoru var. Ben sabah tekrar hocalarımıza toplantı yaptım. Durumlarına baktım. Kaç hasta bakıyorlar, ne yapıyorlar diye. Saat 24'te randevu açılıyor. O telefonun meşgul çalmasının nedeni o. Evet. Neredeyse dakikalar içerisinde, yani 1-2 dakika içerisinde bütün randevular doluyor. Sabahtan akşama kadar 3 gün hasta bakıyor. Full time. Bunun yanında aynı zamanda EEG ve EMG'leri okuyor. Aynı zamanda bu hocamız ders anlatıyor. Bir akademisyen. Dolayısıyla talep çok fazla olduğu için randevulara şu anda yetişemiyor. Ama durmuyoruz. Ben bugün bir görüşme yaptım. Bir başka çocuk nörolojisi hekim arkadaşımızla. Eğer ikna edebilirsek onu da buraya getirmeye çalışacağım. Böylece o yoğun talep karşılanmış. Aynı şekilde diş hekimliğinde de öyle. Çok ciddi bir talep var. Hastalar gerçekten randevu alamıyorlar. Yetişmek zor. Yetişemiyorlar. Yani sayının çok daha artması gerekiyor. Talep fazla olduğu için de maalesef bazı vatandaşlarımız mağdur oluyor. Hepsinden özür diliyoruz. Ama bu bizim açıkçası kendi inisiyatifimizde olan bir şey değil. Talebin fazla olması, ki Afyon'a gerçekten çok fazla hekim kazandırdık.
Diş Hekimliği Fakültesi'nde iki tane profesörümüz var şu anda. Bir tane daha profesörümüz geliyor. Yani bunlar olmayan şeylerdi. Bunlar bir sürü yenilik. Yenilik. Evet. İnşallah zaman içerisinde bu vatandaşlarımızın taleplerinde yani istedikleri zaman, istediği saatte randevu alabilecek şekilde, gidip burada muayenesini olacak, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şartları da sağlamış oluruz. Niyetimiz o. Bizim derdimiz vatandaşımız. Evet. Ama mevcut şartlarda elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Mağdur olanlar olacaktır. Onlardan af diliyoruz, özür diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu sorunları da çözmüş oluruz. Hı hı. Ve hocam söyleşimizin sonlarındayız. Biraz da birkaç şahsi soruyu yanıtlamanızı rica edelim. Bu yoğunluk içerisinde okuyabiliyor musunuz hocam? Şimdi bu soruyu niye sordunuz bilmiyorum ama genelde konuklarımıza okuma alışkanlığı olduğu için yapmayacağım. Hı hı. Bir, okuyorum. Harika. Temelde uzun süre yöneticilik yaptım. Hı hı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptım, başhekimlik yaptım, şimdi rektörlük görevi yapıyorum ama asla ve asla akademik olarak kendi alanımla ilgili hala textbook okurum. Hı hı. Müthiş. Bizim alanımızdaki yeni çıkmış textbookları, 4-5 yılda bir yenilenir bunlar, mutlaka ilk sayısı çıktığında, ilk çıktığında alır okurum. Hala kendimi yeniliyorum. Hı hı. Çünkü sürekli gelişiyor her şey. Sürekli gelişiyor. Eğer kendimizi geliştirmezsek, ya ben rektörüm, ben gidip ders anlatıyorum. Hı hı. Öğrencilerimize ders anlatıyorum. Tabii hoca olarak. Tabii hoca olarak da ders anlatıyorum. Kliniğe gidiyorum. İkincisi, mümkün olduğu kadar, şunu söyleyeyim, roman okuyamıyorum artık. Hı hı. Ya buna vaktim olmuyor ama mesela en son Soner Yalçın'ın Kara Kutu kitabını okudum. Sağlıkla ilgili yayınları da kesinlikle takip ediyorum. Fırsat bulduğumda, hı-hı, işte Ankara'ya gidiyorum, giderken yolda elime bir tane kitap. Öğrencileri aslında biraz örnek teşkil etmesi açısından da bunu sormak istedim. Çünkü sosyal medyada çok zaman geçiriliyor ama okumaya daha az zaman ayrılıyor. Bu anlamda sizin iyi bir rol model olduğunuzu biliyoruz. Bunun da altını çizmiş olduk. Sosyal medyada zaman geçirmeyi seviyor musunuz hocam? Çok ilginçtir. Hiçbir sosyal medya telefonumda yüklü değil. Yüklü değil. Evet. Ne Facebook'um var, ne Twitter'ım var, ne de Instagram'ım var. Hiçbir şekilde sosyal medya kullanmıyorum. Kullandığım tek şey haberleşme aracı olarak da WhatsApp'ı kullanıyorum. Evet. Onun dışında telefon, mesaj programlarını kullanıyorum. Hı hı. Hiçbir şekilde şu ana kadar sosyal medya programım olmadı. Sosyal medyaya girmedim çünkü ben bazen şey söylüyorum, yani 24 saat yetmiyor, keşke günler 36 saat olsa diye. Çünkü yoğun. Ona harcayacak vaktim, evet, yok. Oraya feda edecek vaktim yok. Hı hı. Çünkü sosyal medya şu anda büyük oranda bana göre tuzak. Evet, faydaları mutlaka var. Ama zaman açısından ciddi oranda fazlaca zaman. Yani birisi oluyor, söylemişti yani, hocam istersem kapatırım. Böyle de cevap veriyorum. Onu yapabilmek için evliya olman gerekiyor. Hepimiz evliya olmadığına göre. Doğru. Yani bizim açtığımızda oradaki haberi okuyayım, şu videoyu seyredeyim, şunu yapayım, bunu yapayım derken bir bakıyorsunuz saatlerinizi harcamışsınız orada. Daha faydalı bir işle uğraşılabilir. Evet. Vakit bulamıyorum çünkü. Doğru. İlimizin gastronomi şehri olması hepimizi sevindirdi gerçekten. Afyon'un turizm açısından size göre geleceği nasıl? Bunu da son olarak değerlendirelim. Afyon'u ben 30 yıldır takip ediyorum. 30 yıl boyunca buradan geçtim. Burada konakladım, burada ihtiyaçlarımı giderdim, burada yemek yedim. İnanılmaz, özellikle son 5-6 yılda ciddi bir gelişme sağladı. Yani bunu çok net görüyoruz. Turizm açısından da kapasitesinin şu anda çok çok altında olduğunu düşünüyorum. Kapasitenin giderek arttığını düşünüyorum ama ben geleceğin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi. Tekrar görülmesi gereken şehirlerden birisi. Evet. Tabii gastronomi açısından da çok çok başarılı. Hı hı. Güzel ama Afyon'un lezzetlerini sevdiniz mi hocam? Tatmışsınız. Çok sevdim ama beni üzen bir tarafı oldu. Nedir? Yaklaşık 9 kilo aldım burada. Yani şimdi onu vermeye çalışıyorum. Onunla ilgili sıkıntılarım var. Hakikaten buranın yemekleri, hı-hı, insanı kendini cezbediyor. Kış olduğu için kapalı mekanlarda insanlar yoğun zaman geçiriyor. Daha az hareket ediyor. Aslında sizin şahsınızda tüm dinleyicilerimize de bolca hareket ve spor tavsiye etmiş olalım. En büyük kusurum da o. Maalesef tabii sürekli
bina içerisinde kalmak ve akşama kadar oturmak bizi gerçekten sıkıntıya sokuyor. Fırsat buldukça yürümek, mümkün olduğu kadar asansör kullanmamak, kısa mesafede araç kullanmamak, bunlar bile çok çok önemli. Doğru. Efendim, yeni yıldan üniversite açısından beklentilerinizi alarak dinleyicilerimize veda edelim. 2020 ve AFSÜ nasıl olacak? Mevcut projelerimizi devam ettireceğiz. Ama bunun yanında dediğim gibi mutlaka ve mutlaka özellikle fizik tedavi ve termal rehabilitasyon konusunda üniversitemizi geliştireceğiz, geliştirmemiz gerekiyor. Yeni binalara, yeni teknolojik cihazlara ihtiyacımız var. Bunları geliştireceğiz. Öğrenci sayımızı artıracağız. Yeni bölümler açacağız. Şu anda isim vermek istemiyorum çünkü hemen vatandaşlarımız beklenti içerisine giriyor. Bu ayın sonuna doğru YÖK'te yine görüşmelerimiz var. Birkaç tane daha yeni yüksek okul açma niyetimiz var. Sürprizler kapıda. Sürprizler var. Evet. Tabii söylemeyi unuttum. Teknoloji transfer ofisimizi kurduk aslında. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, o da önemli. Teknoloji transfer ofisi bünyesinde inşallah şirketlerimizi burada istihdam edip yeni ARGE faaliyetlerinin etkisinde yeni ürünler geliştirmesini sağlayacağız. Hatta bugün itibariyle Teknoloji Transfer Ofisi altında Aflora ismindeki ilk şirketimizi de kurmuş olduk. Hayırlı olsun. İnşallah ilk defa lansmanda, ilk defa açıklıyoruz. Evet. Onun lansmanında inşallah yapacağız. Yani tıbbi aromatik bitkilerle ilgili her türlü ürün, yani çayından ilacına kadar her türlü ürünün geliştirileceği, satışının yapılacağı bir şirket olacak. Buna benzer birkaç tane de şirketimiz şu anda kapıda. İnşallah onları da yakında kurmuş olacağız. Eğitim açısından üniversitemizi geliştirmek, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, fiziki şartlarımızı geliştirmek, kaliteli, ülkeye faydalı, vatanı milletini seven öğrenciler yetiştirmek, mezunlar vermek yeni yıldan dileklerimiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Bu yoğunluğunuz içerisinde radyomuza gelerek bizi bilgilendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş'la beraberdik. Güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.